Burkito. Hayatım, geçenlerde hatırlıyorsan sen bana hediye bir kulaklık almıştın. Şimdi düşündüm, ben de sana bir hediye almak istedim. Sana çok seveceğim bir hediye aldım. Kargonun tahminen tam şu sıralarda eline ulaşmış olması gerekiyor. Umarım beğenirsin demiyorum çünkü beğeneceksin eminim. Güle güle kullan ama kullandıkça da beni hatırlamayı unutma tabii ki. Seni seviyorum. Vallahi gençler acayip bir şey oldu yani ne olduğunu ben de çok anlayamadım. Kapıyı açtım abi, kapıyı açtım, herifin bir elinde böyle duruyor. Ben de ona böyle bakıyorum, o da böyle yapıyor. Neyse dedim ben bir şey almadım. Dedi almışsınız ya, dedim almadım. Dedi almışsın. Dedim aldım o zaman yani elinde bunu verdi abi, bir de şurada direkt düşüyordum bir an korktum. Üzerinde direkt Classical Arcade Game Station yazıyor. Zaten bunu göreceğim içim eridi. Ondan sonra adresi falan görünce ne olduğunu pek anlayamadım. Neyse aldım eve kargoyu. Bir açtım baba, bir açtım cihaz çıktı. Şu anda kutuyu açacağım ama kutunun içinden hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü ben direkt açtım, kurdum, aktım yani. Şöyle, böyle kutuyu açtım. Direkt böyle, burada çıktı. Ne çıktı peki? Görelim. Aman, 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 aman baba. Baba bu ne baba? Vay 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 vay. Tuğbiş sen nasıl mübarek bir insan olduğunu farkında mısın? Yani gerçekten böyle bir hediye hiç beklemiyordum abi. Deliriyorum lan. Arkadaşlar bu müthiş cihazın adı Pandora's Box 4S. Bu eski arcade makineleri vardır arkadaşlar. Eskiden Atari salonları vardı. Yaşı büyük arkadaşlarımız illaki biliyorlardır. Atari salonlarında D böyle arcade makineleri vardı. Atari makineleri. Onların portatif hali. Ya böyle bir hediye aldığı için öncelikle Tuğbiş'e çok teşekkür ediyorum. Aklına nereden gelmiş bilmiyorum ama ben bunların hastasıyım. Bunların içinde arkadaşlar bir sürü oyun var. Bunda ise 815 tane bak. 815 tane oyun var. Ağzım yüzüm yapıldı. Bunun içinde 815 tane arcade oyun var. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi efsane. Street Fighter'ından abi, Mortal Kombat'ından, Sengoku'dan abi, Contra'sına, aklınıza ne gelirse var. Yani Space Invaders bile var. Bütün efsanelerin hepsi var. Aldım, inanamadım, açtım, kurdum, oynadım abi. Biraz oynayacağım sizlerle. Çok duygusal anlar yaşıyorum yani. Acayip bir cihaz. Şey atma yeri bile var yani. Jeton atma yeri bile koymuşlar ama onu tuş olarak koymuşlar. Valla işte şöyle bir güzel olayı var. Direkt televizyona takabiliyorsunuz. Lap diye takılıyor. Ben direkt taktım. Şimdi açacağım. Size de bir göstereceğim. 10 numara bir cihaz. 10 numara bir cihaz. Bu arada içinden şöyle bir şey çıktı. Banggood.com diye bir siteden almış galiba Tuğbiş. Bana söylemedi nereden aldığını. Böyle bir tane sticker'ı çıktı. Oradan girin bakın abi. Ne kadar bilmiyorum ama manyak bir cihaz ya. Bir açalım mı? Oğlum gördünüz değil mi ışıkları? Manyak bir şey mi ya? Direkt taktım abi. Kendi hoparlörü var. Arkadan sesini kıstım. Aynı zamanda HDMI'dan televizyona taktığın zaman zart diye geliyor görüntü. Acayip bir şey. 2 kişilik zaten. Gördüğünüz gibi hem buradan oynanabiliyor hem buradan oynanabiliyor. 6 tane tuşu var. Yani standart bir arcade makinesi bu. Aynı zamanda en güzel olayı şu. Tuğbiş iyi ki bana bunun ekranlısını falan almamış. Çünkü bu portatif. Direkt aldım, salona getirdim, televizyona kurdum, taktım. Yani bunu istersem odama götürüp odamdaki monitörümde de çalıştırabilirim abi. Acayip bir şey. Hemen şuradan açacağım, size de göstereceğim zaten. 815 tane oyun var. 815 tane. 815. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi zak diye menü açılıyor. Tam burada 82 sayfa var. Bak 815 tane oyun. Aklınıza ne geliyorsa. King of Fighters'lar, Range of Dragons'lar, Let's Blade'ler, abi her şey var. Yani Metal Slug zaten bunlar hikaye. Asıl bak burada abi şey var. Ben çok severdim bunu. Cadillacs and Dinosaurs var. Bu oyun çok efsanedir. Mustafa diye bir karakter falan var burada. Abi ne diyeyim bilmiyorum ya. Süper, bir tane Street Fighter maçı yapalım öyle. Abi Street Fighter'ların hepsi var zaten. Yalnız şurada Alpha vardı, ben onu oynamıştım demek. Dur neredeydi o? Şey Michael Jackson'ın Moonwalker var, bu da çok güzel bir oyundur. Çapkın da çok konuşuyor be. Çapkın! Şşş! O kadar çok oyun var ki oyunun yerini karıştırdım. Arkadaşlar ben bu Alpha 3'ü çok severim. Alpha 3'ü. Alpha 3'ü çok açık. Sen çok açık. Acayip sesi geliyor. Bu arada aletin kendi hoparlörü de var. Oradan da geliyor ses. Ben kıstım ama arkada. Abi baksana ya. Abi resmen şu an duygular, şelaleler var ya. Her yerden akıyor benim duygular bildiğin. Kimi alayım? Rüyü yapayım hadi. Bir tane Ot git. Gel bakalım Rüyü baba. Hadi bakalım Rüyü'nün karşısına kim gelecek ilk önce? Vay demek bu her yere uzayan dayı geldi. Bunun adını da hiç söyleyemem. Her yere uzayan dayı derim ben buna hep. Gel bakayım buraya yerim gel. Gel. Hadi bakayım. Oh, yalnız bir de seri bir giriş yaptı ama Rüyü affeder miye? Oğlum o ne lan? Koçum sakin olacaksın. Rüyü başkana karşı hava yapmayacaksın. Ha? Oğlum bunda her yer uzun. Oğlum ne kadar zor lan? Güzel. Hayır. Hayır. Vallahi dayağı yiyeceksin ya. Onu yedik midir? Bir dakika, ikinci roundda toparlayacağım. Dur. Dur abi dur. Haydi. Oğlum bizden geçmiş bunlar ya. Komboların hiç... Aduket nasıl yapıyordum lan ben? Şöyleydi değil mi? Şöyle bir aduket. Oyunken okeydi. Yeter be. Yeter be. Oha power koydu lan bize. Hop havada tutarım baba. Oğlum boyun manyak zor mu? Oho. Abi dayanak arsız oldum ya. Oha hayvan geldi, hayvana bak hayvan. Ne haber lan hayvan? Abi Toruyuk kendi okeyiz ama bir türlü Hadouken'i yapamadık. Ulan Hadouken. Hop. Aa onu bir çaksaydı veksaydı o be. Abi şunu bir yap hadi. Ha bak bunu hatırladım. Bu böyleydi he. Ama o... Oğlum o da bizi yedi lan. Hayvanın oğlu beni salla. Oğlum. Ha Hadouken. Ama bir saattir Hadouken deniyorum burada ya. Ulan. Ulan. Son round. Hadi bu round alıyoruz. Bu round alıyoruz burada. Bu round alıyoruz. Üstten. Oha. Havadan tutulur mu lan öyle? Ha Hadouken. Allah. Abi çok sakat bu herif ya. Oyun yalnız manyak zor ha. Manyak zor yani. Oğlum yediğin dayağın hatta hesabı yok. Evet. Bak böyle de oyunu kapatabiliyorsun direkt. Çok güzel, çok pratik. Şuradan abi bir oyun daha açalım. Hangisini açalım? Abi benim çok sevdiğim bir oyun vardı Sengoku diye. O da var. Oğlum bütün oyunlar var. Eski X-Men'ler bile var. Her şeyi koymuşlar. Bütün efsaneleri koymuşlar. Osman var. Oyunda da Osman ya. Ha bak Sengoku 3. Abi bu da çok güzel bir oyun. Ready? Hadi bakalım Sengoku baba. Arkadaşlar bu oyunda 3 tane karakter, 4 tane değil mi? 4 tane karakter var. İşte Falcon, Gagetsura, Kongo ve Kurenei diye istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunların hepsinin kendine özel skill'leri var abi. 3 tane ülke var. Bu ülkeler arasında geçen macera. Bu Sengoku'nun önceki oyunları da var ama en güzeli bence Sengoku 3. Bak şimdi baba geldi mekana. Bak baba mekana geldi. Hop. Komboları falan da çok iyidir bunlar. Alır yapıştırırım koçuyor. Güzel. Bak mesela şöyle bir şey vardı. Görüyor musun? Şunu al bakayım yeni. Güzel. Gel buraya. Güzel. Şuradan bir dakika. Eski ninjalardan kim kaldı? Abi kaçırma şunu. Dur. Şöyle gel. Şöyle. Güzel. Bak şimdi komboyu ise bak. Yapamadım ben. Bak. Görüyor musun? Bak. Ulan bu eski komboculardan bir tek ben kaldım arkadaşlar. Bak şu hareketimi izleyin. Bak izle bak geliyorlar. İşte bu kadar. Baba bunu tek jetonla bitirdi var ya. Akar. Aynı zamanda şöyle şurikendi atabiliyorduk. Dur atalım. Küçük. Gerçi bunlar şuriken değil de ninja yıldızı direkt bunlar. Ha gör bunlar şuriken abi. Diğerleri kuneyi aynen. Güzel burası paket. Gelin bakayım çocuklar. Güzel. O zaman baba bir uçan tekme atsın şuradan. Yalnız yanlış yaptım. Şöyle. Ulan şunu uçan tekme ver. Çok hızlı gidiyoruz ya. Abi bir tane uçan tekme atacağım. Ha tamam. Güzel bunu ulaşalım. Duramadık ya. Arkadaşlar bu da çocukluğumuzun yine efsanelerindendir. Contra. Ben çok severdim. Çok da zor bir oyundur ha. Harbiden çok zor oyundur. Bir de Contra oynayıp ulan hey gidi günler be. Resmen küçüklüğüme, çocukluğuma döndüm. Yemin ediyorum. Bak Contra'yı görüyor musun bak. Hey gidi günler. Aa şuna dikkat. Abi çok temiz oyundur bu. Aa bu köprü patlıyordu değil mi? Bak nasıl hatırlıyorum görüyor musun abi? Şimdi şuradan suya atlayacağız. Aynen. Ulan var ya. Bu oyun bana kafayı yedirten oyunlardan biridir ya. Patlat. Heh güzel. Yukarı. Temiz abi. Aç. Yapma bunu. Bu dakikalarda olmaz. Güzel. Ama unutmuşum. Vallahi biliyor musunuz? Unutmuşum yani. Eskiden buralara direkt hızlı hızlı geçerdim yani. Mesela şunlardan şey çıkıyordu galiba, tam hatırlayamıyorum ama şunlardan mı silahlar çıkıyordu neydi tam hatırlayamadım bak. Vallahi unutmuşum ya. Bunun bir tane kale vardı girmeye çalıştığın, çok zor bir kaleydi ya. Oğlum oyunda ne kadar zor bir oyun bu ya Contra. Şu üstteki herifi vurabilir miyiz? Şuradaki alttakileri de patlatabilir miyiz? Yok. Baba şunu açıyorduk değil mi? Burayı kırıp giriyorduk ya. Burayı kırıp giriyorduk galiba. Aynen. Aynen aynen. Bunlar var ya arkadaşlar, efsanelerdir. Bunlar çok büyük efsanelerdir. Yani bu oyunlar gerçekten oyun sektörünü şu an bu hale getiren oyunlardır. Ve çok efsane oyunlardır yani. Oğlum biz buradan nasıl geçeceğiz la? Ve burası zulüm bölümü be. Hah, açtık yolu. Güzel. Yürü baba. Şurada yine bekleyeceğiz herifleri. Oha o ne la? Tara. Gelen geçen ölüyor. Güzel. Yine sağa gideceğim. Taktım buraya doğru. Ha oraya gidiş yok galiba. Şuradan mı gidelim? İyi. Abi şuna sıkınca sanki şey gelmiyor muydu? Silah gelmiyor mu? Ben öyle hatırlıyorum ya. Vallahi arkadaşlar cihaz efsane. Yani bir sürü oyun var. Hangi oyunu göstereyim? Devasa bir oyun arşivi var. Gerçekten çok mutlu oldum böyle bir hediye aldığıma. Çok güzel. Işıklı mışıklı acayip bir cihaz. Çok süper. Babamla annemle falan da oynarız biz bunları. Onlar da eski oyuncular daha tabii. Biz eskiden Atari az oynamazdık. Neyse böyle efsane bir şey sizde Atari oyunları. Eski arcade salonlarında, Atari salonlarındaki oyunlardan seviyorsanız bu cihazda hepsi var. Gidin bulun bunu bir yerden alın abi. Çok efsane bir cihaz. İsterseniz bundan videolar da çekebilirim ama siz sever misiniz bilemiyorum. Çünkü herkese hitap etmez. Bunu gerçek oyuncular bilir yani. Gerçek hardcore gamerlar bu oyunları çok iyi bilirler. Cadillac'ları falan çok iyi bilirler. Neyse duygular şelale. Video bitiyor. Ben oynamaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.